şu 10.000'lik olan resimde iyi gibi ama ucube bir banyo. Bunun biraz gideri var ama 20.000. Tamam, ikincisini yapalım. Okay. Doğru seçim. Orçun, çay sordun mu? Ha, çayı ben yaptım. İçilebilitesi yok. Bir dahaki sefer içeriz. Hadi bakalım. Güle güle. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Babacığım, Rıza'nın dükkandaki boşluğunu doldurdu mu oğlan? Ki korkuluk olsa doldurur o ayrı. Vallahi ayağımı uğurludu nedir? Geldiğinden beri 3 iş bağladı. Türüz, türüz. Müşteriye teşvik geliyor. O kadar salak ki müşteri bu 3 kağıt falan yapamaz diye düşünüp her söylediğine inanıyor. Vallahi maaş bağlayacağım ben bu oğluna. Resmen işe alındı. Ben böyle hiç yardıma gerek yok. Sağ ol. Sayın Çakalyar, bak. Masa başı oturan köpeği, aktif çalışan köpeği. Mesajı aldın mı? Sayın reis, bak. Şirket patronu, maaşlı çalışan. Mesajı aldın mı? Almadım. Ne edeceğiz ona acaba? Yanaklarından inşaat sektörünün duayenine akıl mı öğretiyorsun lan? Ya tabii, değil mi? Hadsiz. Selahattin. Ha. Bizim Zorba Bey abi var ya, ne zaman bir eleman çılgın atmaya başlasa onun yanında hemen böyle bir konsematris falan kovuyor. Hani gözümü kırpmadan eleman çıkarırım hesabı. Ha. Ulan ibret için adam kova kova kimse kalmaz. Kız onları yalandan işe alıyor, akrabası falan. Ha, uyanığa bak. Ha, bir gün sonra yalandan bunu böyle tekme tokat bir kovuyor. Ama var ya, o anı görünce assolist bile hemen hizaya geliyor ana. Assolist sensin. Evet, vallahi ben komple hizaya geliyorum, ne yalan söyleyeyim. Tülay, sen biliyorsun ya üç kağıdı. Yok Selahattin, öyle bir kovuyor ki o kovmanın simülasyonu bile etkili. Ha, simülasyon? Entel Ahmet mi öğretiyor sana bu lafları? Ahmet? Yo Ahmet. Ben, Ahmet nerede bilmiyorum ki ben. Ahmet nerede? Bana ne? Neredeyse nerede? İyi beni kov. Zaten ben sabahları gelemem. Angarya. Yaşa tosunum. Yav reis amcan bir kendine gelsin. Bu aralar serpme kahvaltı gibi geniş geniş yayıldı dükkana. Okey. Aslanım benim, aslanım. Kes, kes. Hayırdır biz seninle arkadaş ya? Hayırdır mı? Seninle mi? Bana, sektörün duayenine, patrona. Pardon? Yo, pardon yok. Pardon çıkalı eşekler çoğaldı. Oğlum olman fark etmez. Bitti. Kovuyorum seni. Hayır. Evet. Beni tanı. Patronu tanı. Çık. Pılını fırtını topla çık. Çık. Arkanı dönme çık. İstenmiyorsun artık. Hay Allah ya. Zırt diye kovulduk arkadaş. Hiç acımam. Arkamı dönüp bakmam bile. Öz oğlum olsam bile acımam. Çık, kovuyorum seni. Çık, hadi çık.
geri zeka. Ne arıyorsun burada? Ya biliyorum beni kovdun ama şu geldi depoya bırakıp çıkacağım. Ha. Okey. Derhal koy ve git. Haydi. Görüyorsun reis. Burada tek padişah var. Bak. Orçun. Adeta bir şehzade Mustafa. Ama kellesini aldım. Niye? Çünkü düzen benden sorulur. Şirket buraya hemşerim, abartma ya. İstersem abartırım, istemezsem abartmam. Niye? Çünkü patron benim. Senin de gözünün yaşına bakmam, kovarım vallahi. Durup dururken niye kovarsın beni? Bende film koptu. Sempatik patron Selahattin, dost canlısı patron Selahattin gitti. Ben onu hiç görmedim ki zaten. Ukalalık yok. Gözüm üzerinde. En ufak bir hatanda kapının önündesin. Az biraz dikkat edelim. Bu iş mobbing olayına girmeye başladı. Ben seni kovmadım mı lan? Hadi yürü çık. Çık yürü. Yürü ense tıraşını görelim. Çık git dükkanımdan. Reis koş sen de bana şey getir. Hadi. Bizim bu kafadan bacaklı role fazla girdi galiba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.